Merhaba. New York Metropolitan Sanat Müzesi'nin Eski Mısır Sanatlarına ayrılmış bölümünde yer alan devasa granit bir heykeli inceliyoruz. Bu heykel kadın firavun Hatshepsut'a ait. Eski Mısır kralları olarak görebileceğimiz firavunların çoğu erkekti. Kadınlar ise firavun olacak olan erkek hükmedecek yaşa gelene kadar vekillik statülerinde çok büyük otoriteye sahipti. Evet, bu kadınlar son derece güçlüydü. Ama Hatshepsut'un firavunluk rolüne bürünmesi onu diğerlerinden farklı kılıyor. Firavun olmasını ve hayatını konu alan bir mitolojiyi yoktan var etmiş. Çok güçlü bir kadınmış. Kutsal doğumu ve bir kahinin firavun olacağına dair kehanetlerini içeren bir hikayesi var. Hükümdarlığı 20 yıldan fazla sürmüş. Birçok tapınak ve heykel yaptırmış. Ve bizim için en önemlisi Firavun'un otoritesini görünür kılıp insanlara iletmek için sanatın gücünü kullanmış. Firavun'un otoritesini şu an görmekte olduğunuz cenaze tapınağından daha iyi temsil eden başka bir yapı olduğunu düşünmüyorum. Bu heykel esasında cenaze tapınağı için yapılmış. Aynı figürden 6-7 tane daha var. Bu gördüğünüz figürler Hatshepsut'un bir sfenks olarak temsil edildiği heykellerle birlikte Hatshepsut'un cenaze tapınağının alt avlusunu süslüyorlardı. Tapınağın yeri ise inanılmaz. Doğrudan yamacın içine inşa edilmiş. Bu tapınak için daha dramatik bir ortam hayal edemiyorum. Yamaç, tapınağın üzerinde bir kule gibi yükselirken, konumundan kazandığı organik özellikleri tapınağın düzeni ve yapısıyla çok büyük bir kontrast oluşturuyor. Sanki yaşayan kayadan fışkırıyor gibi bir havası var. Canlı gibi görünen kayalardan oluşan duvarın yarattığı durağanlık ve kalıcılık havasının Hatshepsut ve hanedanının uzun süren ve istikrarsız bir dönemden sonra yeniden kurmaya çalıştıkları istikrarı ve yeni krallığın başlangıcını temsil ettiğini varsayıyoruz. Eski Mısır tarihi üç ana dönemden oluşur. Eski Krallık, Orta Krallık ve Yeni Krallık. Bu dönemler, ara dönemler adını verdiğimiz dönemlerle birbirlerinden ayrılırlar. Ara dönemler genellikle kaosun hakim olduğu, Mısır yönetiminin bölündüğü ya da Mısır'ın dış hükümdarlar tarafından yönetildiği dönemlerdir. Eski Mısır sanatında firavunların ya da kralların temsili Hatshepsut'a gelene kadar neredeyse 2000 yıllık geçmişi olan bir gelenekti. Hatshepsut da bu formları kullanarak kendini firavun olarak temsil etmeye başladı. Bahsi geçen formlar kolaylıkla fark edilebilir. Simetri. Figürlerin taşa gömülü olması, kollar ve gövde ya da bacaklar arasında bir boşluk olmaması gibi. Tüm bunlar zamansızlık havası yaratmalarının yanında belirgin özellikler olarak kendilerini gösteriyor. Firavun sembolü olarak kullandığı başlığın ön tarafında bulunan kobra figürü, firavunlarla özdeşleşmiş sakal. Evet, burada görsel bir lisandan söz ediyoruz ve bu görsel lisanın tanımladığı firavunlar hep erkekti. Aslına bakarsanız, Mısır dilinde kraliçe için bir karşılık bulunmamaktadır. Kendilerinden kralın ya da firavunun eşi veya annesi olarak söz edilir. Hatshepsut'un vücudu da bir erkeğin vücudunu andırıyor. Örneğin göğüslerine çok fazla vurgu yapılmamış. Omuzları da son derece geniş. Heykellerin birçoğunun altında bulunan yazılarda kadın formları kullanılmış. Görüntüleri her ne kadar bir erkeğin görüntüsünü andırsa da, kullanılan yazılar ve hiyeroglifler heykelleri kadın olarak tanımlıyor. Hatshepsut'un ölümünden 20 yıl sonra birlikte yönetimde bulunduğu firavun, Hatshepsut'a ait imajları yok etmeye başlamış. Bu heykel granitten yapıldığı için bunu yok etmek çok kolay olmamış. Evet, granit çok sert bir taş olduğu için zamana karşı da oldukça dayanıklıdır. Bunun yanında Hatshepsut çok sayıda heykelini yaptırmış olduğu için heykellerin hepsini yok etmek çok uzun süre gerektiriyordu.
Metropolitan Sanat Müzesi'nin 20. yüzyılın başında yaptığı bir kazı çalışması sonucu şu an burada olan bazı parçalar bulunmuştu. Parçalar bir araya getirildiklerinde dev boyutlarda ve anıt özelliği taşıyan heykeller ortaya çıkmaya başladı. Ama hangi parçanın hangi heykele ait olduğunu tam olarak kestiremediğimiz için bazı parçaların yerlerini tahmin etmek zorunda kaldık. Heykellerin pozları birbirlerinden farklı. Hatshepsut bazılarında diz çökmüş, bazılarında ayakta, bazılarında oturuyor, bazılarında ise Sphinx olarak temsil edilmiş. Bir firavun sadece tanrıların önünde diz çöker. Bu özelliği biliyor olmamız heykeli tapınağa giden yolda doğru yere yerleştirmemizi sağlıyor. Her yıl bir tanrının heykeliyle alakalı bir tören yapılırdı. Mısırlılar için heykeller tanrıların vücut bulmuş halleri, tapınaklar ise tanrıların evleri olarak kabul edilirdi. Her yıl baş tanrı olarak kabul edilen Amon-Ra'nın heykeli Nil'in doğu kıyısında bulunan Tep'teki tapınağından alınır ve Nil Nehri boyunca kayıya benzeyen bir kaide üzerinde törenlerle taşınırdı. Yaşayanlar ülkesi olarak nitelendirebileceğimiz Nil'in doğu kısmından Nil boyunca ölüler ülkesine doğru ve nihayetinde de cenaze tapınağının orta kısmında bulunan ana mabede doğru bir yolculuğa çıkardı. Heykel bu mabette bir gece geçirdikten sonra nehrin diğer kısmındaki asıl tapınağına geri gönderilirdi. Bundan dolayı Hatshepsut'un diz çökmüş heykelleri son derece anlamlı. Tanrı heykeli önünden geçerken Hatshepsut da dizlerinin üzerinde, ellerinde tuttuğu kase ya da kavanozun içindeki şeyi Tanrı'ya sunuyor. Bu firavuna olan bakış açısı 20. yüzyılın başlarında tamamen değişmiş. 21. yüzyıla geldiğimizde ise Hatshepsut yeniden sevilen bir firavun olarak görülmeye başlanmış. Hatshepsut'tan önce ve sonra kendilerini firavun ilan eden başka kadınlar da vardı tabii ama Hatshepsut'un heykelleri ve tapınakları ile yarattığı etki yeni krallığın yeni hükümdarlarına esin kaynağı olmuştur. Hatshepsut'a ait bu heykellerin yanından yürüyerek geçtiğinizi hayal edebiliyor musunuz? Her şey şatafatlı ve firavunun gücünü temsil ediyor. Tam bir şölen havası. Bu şekilde dizlerinizin üzerinde bir dakikadan daha uzun bir süre duramazsınız. Ayak parmaklarınız ve dizleriniz çok zorlanır. Bu pozisyon her ne kadar kısa süreli alınabilecek bir pozisyon olsa da aslında sonsuzluğa işaret ediyor. Bu heykel ise sanki bizimle burada bulunmuyor, adeta sonsuzlukta yaşıyor. Aynı zamanda da Tanrı olarak kabul edilen bir firavunu temsil ediyor. Hoşça kalın.